malzemelerin sünek metallerden bahsediyoruz. Plastik deformasyona uğrama sınırı bu zikzaklı görünen bölge yani akma sınırı kabul edilir. Eğer yay çeliği gibi yüksek dayanımlı bir çelik ise zikzak göstermez. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir kabul yapılıyor. %0,2 kalıcı şekil değişikliğinin meydana geldiği gerilme akma sınırı kabul ediliyor. İşte çekme eğrisini elde ettik. Buradan %0,2 birim şekil değiştirme alıyoruz ve şuradaki lineer bölgeye paralel çiziyoruz. Kestiği nokta RP02 oluyor. Arkadaşlar, malzeme standartlarında ve malzeme kataloglarında, malzeme kitaplarında ve yine tasarımla ilgili kitaplarda malzemelerin çekme deneyiyle elde edilen RE ve RP02 değerleri var. Bu değerleri alarak tasarım hesaplarımızda bunları kullanıyoruz. Şimdi size piyasada en çok kullanılan genel yapı çeliği olarak adlandırılan malzemelerin EN 10025-2 standardındaki verilen değerler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar burada bu çelikler S235JR, S235J0, S235J2 ve 275, 355 ve 450 olarak veriliyor. Bunlar kaylak yapılabilen sıcak hat dayanmış yapı çelikleridir. Piyasadaki lama, köşe bent, saç, levha, boru profil, kutu profil bu malzemelerin çoğu bu çeliklerden yapılır arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki S. S yapı çeliği olduğunu gösteriyor. 235 akma sınır değerini veriyor. JR ise çentik darbe tokluğu özelliğini veriyor. Arkadaşlar 27 jül çentik darbe kırma enerjisi tok ve gevrek sınırı kabul ediliyor genellikle. JR demek 20 santigrat derecede bu çeliğin çentik darbe enerjisi 27 joule demektir. J0 olunca 0 derece oluyor. J2 olunca da eksi 20 derece oluyor. Arkadaşlar bu S235 çeliği piyasada ST37 olarak bilinen çeliğin eş değeri kabul edilir. ST37'in standartlarında eskide kalmış bir sembol. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bu çeliklerin kalınlıklarına bağlı olarak akma sınırı değerlerinin değiştiğini görüyoruz. Adlandırmada kullanılan 235 değeri 16 mm ve küçük kalınlıktaki levhalar için. Kalınlık arttıkça burada gördüğünüz gibi 225, 215, 175'e kadar geliyor görüyorsunuz. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Malzemenin kalınlığı artarken, boyutu artarken dayanımı düşer. İleriki derslerimizde bu konuyu detaylı bir şekilde göreceğiz. Dayanım değerinin düşmesinin sebebi arkadaşlar malzeme hatlendikten sonra soğurken kalın malzemeler daha geç soğur. Daha geç soğuması da malzemenin tane iriliğini artırır. Biraz sonra konuşacağız. Malzemenin tane iriliğinin artması da malzemenin dayanımını düşürür. Arkadaşlar ST37 çeliği demiştik. 37 rakamı kilogram bölü milimetre kare olarak malzemenin çekme dayanımıdır. Burada gördüğünüz gibi 360 megapaskal veriliyor. 37'yi işte 9,81 ile çarptığınız zaman işte yuvarlatarak 360 alıyorlar arkadaşlar. Burada S275 çeliği diyor. Bu da ST44 çeliği. S355 çeliği. Bu da arkadaşlar ST52'ye 3 çeliği. Piyasada bulunur, satılır.
dayanımı yüksek olması gereken ve kaynaklanacak yerlerde bu çelik kullanılır. S450 çeliği bu ince taneli çeliklerden, S355 çeliği de ince taneli çeliklerin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Evet arkadaşlar, standartlarda malzemelerin bu şekilde çekme deneyiyle elde edilen akma sınırı değerleri veriliyor. Bu akma sınırı değerlerini hesap yaparken dayanım sınırı olarak alıyoruz. Şunu söyleyebilirsiniz. Esasen bu değer, yani 235, geriye gidelim arkadaşlar. Şurada 235 şu değer. Gerçi bu diyafram biraz daha dayanımı yüksek olan bir çeliğin diyaframı. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir olay var. Doğru, haklısınız. Burada bir kalıcı bir plastik deformasyon var. Bu kalıcı plastik deformasyon bazı yapılar için kabul edilebilir bir şekil değişimi. Mesela bir çelik çatı düşünelim. İşte aşırı bir kar yağdı ve bir miktar, %0,2'lik kadar bir plastik deformasyon meydana geldi. Bu çelik yapı, yani bu çelik çatı hasara uğradı. Hadi sökelim, atalım, tekrar yapalım denilmez. Yani diyelim ki 1 milimetre, 2 milimetre çökme kabul edilebilir. Bu bir kabul meselesi arkadaşlar. Ama bazı yerlerde de mesela 1 mil böyle bir şey kabul edilmez. Mühendisler olarak arkadaşlar şöyle bir uygulama yapıyoruz. Bu çeliğin dayanım değerini alırken emniyet katsayısını bölüyoruz. Mesela inşaatçılar çelik yapılarda emniyet katsayısını 1,5 alırlar. ST37 çeliğinin akma sınırı 235. 1,5'a böldüğünüz zaman yaklaşık 140 megapaskal çıkar. Dolayısıyla 140 megapaskal ile çalışırlar. Yani akma sınırı 235 diye onunla çalışmazlar. ST37 çeliğinin, yani S235 çeliğinin şu A noktasındaki değeri arkadaşlar yaklaşık 180-185 megapaskaldır. Dolayısıyla bu şekilde emniyet katsayısı ile dayanım değeri bölünerek, akma sınırı bölünerek emniyetli dayanım değeri bulunur ve elastik bölgede kalınmış olur. Arkadaşlar, tasarımdaki en büyük problem emniyet katsayısının belirlenmesidir. Emniyet katsayısını belirlemek biraz tecrübe gerektirir. Daha önceki yapılan yapılar, makineler incelenmeli. Oralarda emniyet katsayısı kaç alınmış, kaç kullanılmış, onu dikkate almak gerekir. Emniyet katsayısını arkadaşlar büyük aldığınız zaman daha ağır, daha maliyetli yapılar yaparsınız, makineler yaparsınız. Az alırsanız hasara uğrar. İşte hasara uğramayacak ve fazla malzeme kullanılmamış bir yapıyı yapmamız gerekiyor. Bu da dediğim gibi bilgi ve tecrübeyi gerektiriyor. İşte bu kursta arkadaşlar emniyet katsayısını mümkün olduğu kadar az alarak ve hasara uğramadan tasarım nasıl yapılır, dayanım değerleri ne olması gerekir, onu işleyeceğiz.